Tayland'ın kıyı şeridi 26 Aralık sabahı saat tam 9.40'da devasa dalgaların altında kaldı. Hint Okyanusu'nda 1,5 saat önce meydana gelen deprem karada felakete yol açtı. Richter ölçeğine göre 9,2 şiddetindeki yer sarsıntısıyla dünya kayıtlardaki en büyük dördüncü depreme sahne oldu. Hindistan, Avustralya levhasıyla Avrasya levhasının çarpışması yerin 30 kilometre altında Hiroşima'yı vuran atom bombasından 30 bin kat daha fazla enerjinin yayılmasına neden oldu. Levhalardan biri 20 metre yükselmiş, okyanusta devasa dalgaların oluşmasına yol açmıştı. 35 metre yüksekliğe ve 800 kilometre hıza ulaşan dalgalar önlerine çıkan her şeyi alıp götürdü. Sular kıyıdan 2 kilometre içeriye girdi. Cehennem bu sefer denizden gelmişti. Deprem Güney Afrika'da büyük zarara neden olurken Afrika'da bile hissedildi. Felakette toplam 230 bin kişi hayatını kaybetti. Depremden en çok zarar gören Endonezya'da 166 bin, Sri Lanka'da 40 bin, Hindistan'da 18 bin, Tayland'da ise 8 bin kişi ölmekten kurtulamadı. Üstelik depremin Noel tatiline denk gelmesi birçok yabancı turistin de hayatını kaybetmesine yol açtı. Cennet gibi plajlar yaklaşık 2500 turiste mezar oldu. Çok korkunçtu. Anlatmam mümkün değil. Bulunduğumuz tatil kampı yerle bir oldu. Odalar sular altında kaldı. İnsanlar sulara kapıldı. Korkunçtu. Felaket görüntülerinin tüm basın organları tarafından yayınlanması dünyadan bölgeye yardım akmasını sağladı. Sivil toplum kuruluşlarına yapılan yardımların 13 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Bununla birlikte yardımların dağıtılmasında zorluklarla karşılaşıldı. Kuruluşlar yardımları ihtiyaç sahiplerine çok gecikmeli olarak ulaştırabildi. Ayrıca miktarın büyük bir kısmı başka felaketlere de aktarıldı.